Herkese merhaba. Bugün çok uzun zaman önce blog sayfamda yazdığım proje yapmak mı, proje yönetmek mi başlıklı yazıyı sizlerle paylaşmak istiyorum. Hayatımız Proje adlı kitabımızın içine de bu yazıyı almıştım. Burada düşündürmek istediğim şey, kendinizi bir proje yöneticisi olarak tanımlanıyorsanız, proje yöneticisi olarak görev yapıyorsanız şirketinizde, kendinizi proje yaparken mi buluyorsunuz? İşlerin içine fiilen giren mi, yoksa projeyi koordinasyonunu gerçekleştiren, yöneten kişi mi olarak görüyorsunuz? Veya farklı projelerin içindesiniz, proje yöneticileriniz var. Proje yöneticileri projeyi yapıyorlar mı, yönetiyorlar mı sorusuna cevap aramanızı bekliyorum. Şimdi yazımızın detaylarına geçelim. Genel kabul gördüğü üzere bir proje yöneticisi projenin çıktılarından sorumludur. Şirketlerde proje yöneticisinden böyle bir beklenti vardır. Proje yöneticiliği pozisyonu temelde bu amaç için oluşturulmuştur. Bu çerçevede özellikle projenin planlanması, yürütülmesi, kontrolü ve kapanışı süreçlerinden proje yöneticisi sorumludur. Fakat bu durum proje yöneticisinin proje içindeki işleri yapması anlamına gelmez. Şimdi burada tabii doğal olarak sorular aklımıza gelebilir. Bir IT projesinde çalışan, projenin analizini yapan kişi aynı zamanda bir proje yöneticisi olabilir mi? Evet, olabilir. İşte orada işleri fiilen gerçekleştirmek durumunda kalabilir. Fakat ben burada aslında PMP sınavına yönelik bir göndermede de bulunuyorum. PMP sınavında büyük projeler hayal edilir. En az 200 kişinin çalıştığı, bir yıldan uzun süren, en az 1 milyon dolar diye yazar yardımcı kitaplarda, isterseniz 1 milyon TL'den yüksektir diye düşünebilirsiniz. Ve çok farklı kültürlerden insanların bir araya geldiği bir proje ortamındasınız. Böyle bir ortamda projedeki işlerin içine fiilen girmek mi önemli, yoksa bütün bu insanlar arasındaki koordinasyonu gerçekleştirmek mi önemlidir? Devam edelim. Proje yönetmenin tam zamanlı bir iş olduğunu kabul ettiğimizde, proje yöneticisinin teknik analiz, tasarım, üretim, test gibi işleri yapmasını istemek, yönetim fonksiyonunu sekteye uğramasına sebep olur. Eğer proje yöneticisi proje içindeki faaliyetleri yapmaya başlarsa, planlamaya, uygulamaya, yani yürütmeye, işleri yürütmeye, hatta kontrol süreçlerine zaman bulamaz. Ve projeyi yönetmekten çok projeyi yapmaya odaklanır. Proje yöneticiliği, paydaşların ihtiyaçlarını belirli bir zaman ve bütçe içinde üzerinde anlaşılan bir kapsam dahilinde ortaya çıkarmak amacıyla vardır. Bu yüzden proje yöneticisi özellikle koordinasyona odaklanmalı ve planlardaki herhangi bir değişikliğin projenin bir başka tarafı nasıl etkilediğini bütün olarak, yani entegre bir şekilde, bu PMI literatüründe entegrasyon yönetimi olarak geçer, düşünmeli, yansımalarını çok hızlı biçimde ilgili paydaşlara haber vermelidir. Yani eğer süre gecikiyorsa bunun maliyeti etkisi var. Bu durumu üst yönetime, sponsora haber vermek zorunda. Veya bir takım riskler çıkıyor. Bunu gerekirse müşteriye haber vermek zorunda. Unutulmamalıdır ki proje yöneticisi, proje için ayırdığı zamanın büyük bir bölümünü iletişime, bunun altını koyu koyu çizmek lazım, odaklanarak geçirmelidir. Yazımızın devamında da şu ifadeler yer alıyor. Yine unutulmamalıdır ki diye başlamak lazım aslında ve bir takım araştırmaların neticesinde görülmüştür ki, proje içinde yaşanan iletişim sorunları pek çok projenin başarısızlık sebebidir. Bu yüzden İletişim yönetimine özel bir önem vermek gerekir. Yanlış anlama, yanlış anlatma, bilgi vermeme, eksik bilgi verme gibi sebeplerden pek çok projede gecikmeler veya kalite düşmesi sonuçları karşımıza çıkar. Bu tabii sadece bunlar değil, dediğimiz gibi maliyet artışı, risk artışı ve sadece yanlış anlama, yanlış anlatma değil, bireyler arasında çatışmalar, bireysel çekişmeler, bunlar da bir anda projeyi başarısızlığa doğru götürebilir. İşte bakınız, araştırmalar diyor, projedeki başarısızlığın arkasında
%60'lık payın iletişimle alakalı olduğunu, iletişim hatalarından kaynaklandığını göstermektedir.